çok sevgili İzzet Keribar. Şimdi siz 70 yıl önce bundan, 70 yıl önce fotoğrafla aslında tanışıyorsunuz. Ve ilk fotoğraf makinenizi de aslında 17 yaşınızda alıyorsunuz. Şimdi bu bilgilerin ışığında tabii ben sizi böyle çok gerilere götüreceğim ama hafızanızın da iyi olduğunu biliyorum. İlk çektiğiniz kareyi hatırlıyor musunuz? Tam olarak hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum ama ilk çektiğim kare 17 yaşından önce olmalı. Değil mi? Çünkü evde bir makine vardı zaten bizde. Kutu makineler vardı. Zeiss kutu. Biliyor musunuz? Hani ister yan ister dik tutardınız. Böyle evet. Bayağı bir kutu makineler vardı. Benim ilk makinem aslında o. Ve bazı kitaplarında fotoğrafı var o makinenin. Ondan sonra bir makine daha aldım ben kendi cep harçlığımla. 17 yaşında aldığım makine babamın hediyesi. Ben ulaşamadığım o zaman hakikaten bir efsane olan bir Leica elde ettim. 17 yaşında bir çocuğun bir Leica elde etmesi hakikaten bir mucizeydi yani öyle bir muazzam şey. Muazzam bir şey bugün bile. Muazzam bir şey değil bugün bile ama o yani 1900 kaç yıl 53 yılından bahsediyoruz değil mi? Demek ki fotoğrafa ben 6-7 yaşında başladım ama fakat abimi hep taklit eder. Leon Keribar abim benden 9 yaş büyük olduğu için her şeyi ona borçluyum ben. İkinci bir baba gibiydi benimle. Babamla gezmeye gitmedik İstanbul'da. İstanbul'un eski yapılarını, tarih yerlerini, ne bileyim bütün Sultanahmet Meydanı'nın civarındaki her şeyi, surları, bütün ben bunları babamla gitmedim, abimle gittim. Ve abimin yanında bir fotoğraf makinesi vardı gittiğimiz zaman. Ve imrenirdim, keşke benim de olsa diye. Bir yerde abimi taklit etmeye çalışırken bunlar gelişti. Şimdi askerliğinizi çok önemli bir şey. Güney Kore'de yapıyorsunuz. Aslında siz fotoğrafla ilgili olan sanatınızı da orada geliştiriyorsunuz. Çok, tabii. Şimdi Türkiye'ye döndükten sonra bir müddet sonra da fotoğrafa ara veriyorsunuz. Evet. Şimdi ben o aranın sebebini merak ediyorum. Neden öyle bir ara verdiniz? Bir defa fotoğrafçılık benim için o yıllarda bir meslek değildi, bir hobiydi. Tabii arada çok şey değişti. Şimdi benim mesleğim oldu, benim yaşam tarzım oldu, benim sevgilim oldu. Değil mi? Çünkü ben tabii ne için yaşıyoruz? Tabii fotoğraf üretip bunlarla paylaşmak için diyebilirim size. Bütün fotoğrafçılar zaten aynı şekilde eminim ona benzer duyguları vardır diye düşünüyorum. Gönüllü gittiğimi biliyorsunuz. O zaman ben üniversiteyi bitirmedim. Lise bitirenler o zaman subay hakkını kazanıyorlardı ve Fransız lisede ben iftiharla bitirdiğim zaman tam hatırlıyorum 50 kaç senesi, 53 senesiydi. 2 sene bağımda çalıştım. 55'te askerliğe yazıldı ve tank okuluna kaydoldum ben. Ankara Tank Okulu. Tabii yedek subay adayı olarak girdik oraya. Bir yedek subay olduk. İşte birkaç ay sonra yedek subay oldum. Yedek subay olduktan sonra bir gün yüzbaşı geldi dedi ki arkadaşlar şu Fransız lisesinde mezun olanları biz Kore'ye davet ediyoruz. Siz yabancı lisan imtihana girerseniz eğer İngilizceyi kazanırsanız bir de imtihan yaptılar tabii. Ve ben imtihanı kazandım. Gönüllü olarak hemen elimi kaldırdı. Emin misin? De, baba, annene babana sormak istemiyorum. Hayır demek hiç kimseye sormuyorum. Kendi insanım. Çünkü şimdi bu vatanseverlik desem doğru değil. Ben şimdi dünyayı görmek istiyorum. Asıl sebebi ben fotoğrafçı olduğum için dünyayı keşfetmek istiyorum. Tabii benim için bir basamak oldu bu diye. Oradan ben askerliğimi yaparken Anadolu herhangi bir yerinde yapacağımı dünyanın öteki de bir şeyinde tarafında olan... Hiç korkmadınız mı? Tabii korkuttular. Çünkü 56 yılından bahsediyorsun. 56 yılında biliyorsunuz Sina Harbi'nin yılıdır. Yani Soğuk Savaş'ın da belki en sıcak yıllarıydı. Khrushchev dönemiydi. 56-57 Eisenhower Amerika'da başkandı. Hayır hakikaten korkmadım. Ben macera ruhu ile ben bunu yaparım falan dedim. Şimdi kısa zaman sonra benim fotoğrafçı zaten İstanbul'da 2-3 sene ben fotoğraf çektim. Sonuçta çok büyük bir zaman değil. Bir okul yıllarımda çektim değil mi? 53-54-55 evet. O yıllarda İstanbul'u işte bu kitaptaki fotoğraflar onlar o yılların fotoğrafları 52-53-54-55 o yılların fotoğrafları. Ve Kore'de ben kısa zamanda fotoğrafçılığım tercümanlığım önüne geçti. Ben İngilizce konuşuyorum hala da bugün tabii. Fakat orada 30 tercüman olduğu için benim kadar iyi olan fotoğrafçı yoktu. Bir az subay vardı. O benim yanımda çalışmaya başladı. Her neyse sonra döndük. Dönünce ben bir ay içinde eşimle tanıştım. Daha doğrusu eşim olacak bayanla tanıştık. Ve böyle bir, yani bir ilişki nasıl diyeyim? Bir dence herhalde benim eşim olacak diye bir hissettim mi ne olacak? Hakikaten çok güzel bir bayandı. Ben inanamıyordum yani bu
bizim dostluk eskiden kim olduğunu biliyordu ama okulda yakın tanımıyorduk. Ve bir gün işte böyle bu işin olabileceğine dair şey ettim. Ve her şey değişti. Biz 6 ay içinde nişanlandık. 6 ay sonra evlendik. Ev arabaya başladık. Ev arabaya başlayınca birdenbire iş dekorasyona döndü iş. Ve o yıllarda ben 58 yılında, 57'nin sonunda evlendik. 58 yılının sonunda, pardon yanlış söyledim. Ve 58-70 arası hem önce dekorasyon, güzel bir yerde, Nişantaşı'da bir kiralık bir yer buldum. Başka oteli var ya, hemen onun yanında böyle bir yer bulduk. Ve kirasını da ben çıkartıyordum işimden, babanın yanında çalışırken. Kazandığım paranın bir bölümünü kira ödüyorduk. Ve orada biz 18 yıl orada çok mutlu yaşadık o evde. Tabii bu arada benim 70 yılından sonra bir şey daha oldu. Tekstil işi de başladım. Evet, aslında ben oraya gelmek isterim. Siz fotoğrafa geri dönüyorsunuz ve burada tam da şunu sormak istiyorum. Sizin fotoğrafa olan sadakatiniz aslında bence hiç bitmiyor o arada. Yani aslında devam ediyor içsel olarak. Kesin. Evet. Onu nasıl tanımlarsınız? Ben bir hobi adamıyım her şeyden önce. Mutlaka müzik olsun, klasik bası müziği olsun, antika olsun, şey olsun, mutlaka bir yerde o beynimin bir şeyle meşgul olması lazım. Ben şimdi sizinle konuşuyorum değil mi? Arkadan bir senfoni çalındığını biliyor musunuz şimdi? Bir senfoni. Bugün tesadüfen Chopin'in 1. piyano konçertosu şu anda çalıyor arkada. Duyuyorum ben şimdi bunu, duyuyorum. Olabilir mi böyle bir şey? Sizinle çalışırken arkada hangi bölümde olduğunu ben söyleyebilirim çünkü. Çünkü yani o müziği duyuyorum ben içeride. Abartmıyorum, hakikaten duyuyorum. Ya da öyle bir şey. Şimdi fotoğrafçılık da herhalde uyku modunda olmasına rağmen bu devam etmiş demek bu kadar sene. Benim hiç bir zaman vazgeçemedi yani o benim Kore yıllarından vesaire. Unutmayın ki biz yeni evli, çocuklu, benim şu anda para kazanmam lazımdı. Değil mi? Aslında ekonomik şartlarla alakalı biraz. Ekonomik şartlar yani benim her şeyi bırakıp hobi olarak onu yapamazdım. Daha çok bizim çift olarak beğeneceğim. İşte evdeki güzel küçük bir koleksiyon, o lambalar, o ne bileyim ben, o müzik ya da çocukları yetiştirmek için yaptığımız küçük yani o geziler falan gibi. Evet. O bir benim bayağı zamanımı alıyordu o zaman. 80 yılında tekrar geri geldim şimdi. Daha tekstil işim yapıyorum. Tekstil işindeyken. Bir gün çocuklarla beraber dedik çocukla Amerika'ya gidiyoruz. Ne? Amerika'ya mı gidiyoruz? Aman ne? Düşebiliyor musun? Amerika'ya çocukların tanımasını istedik. İşimiz de o yıllarda iyiydi. 80'lerde. Evet. Dedik ben size. Ve bir Amerika seyahati planladık. Biz elimizi aldık. Ve 15-20 gün kadar bir Amerika turu yaptık şimdi. Dönüşte o zaman direkt uçak yoktu. Amsterdam havaalanında. Bakın bazı küçük detaylar bazen ne oluyor. O beraber orada Schiphol diye havaalanı adı bu. Schiphol'da otururken Amsterdam'a aktarmalı gitmiştik New York'a. Baktık makineler. Oğluma dedim ki bak ben eskiden Kore'de filan çok iyi fotoğraf çekti. Sana bir makine al. Hadi al baba dedi. Bir ona dedi makine al. Ona bir güzel bir makine aldım. Pentax tabii Leica değil. Bir Pentax makine aldım. O okula gidiyor. Kim kurcalamaya başladı makineyi? Ben. Makineyi kurcalamaya başlayınca ne oldu biliyor musunuz? Birdenbire o alev bir canlandı, tutuştu. Baca tutuştu derler ya. Alev bacaya sardı. Öyle bir durum meydana geldi. Ve ben 1-2 ay içinde ya bu dedi ben niye bu kadar sene fotoğrafı bırakmışım? Ne kadar güzel bir uğraştı. Ne kadar güzel. Yine kendini çağırmış aslında değil mi? Çağırdı. Evet. Ve tesadüfen oğluma makinesiyle kurcalarken hemen ben kendime, o zaman imkanlarımız da vardı, yeni model Leica'yı aldım kendime. Oğlum da çekti. Beraber çekmeye de gittik. İlk yaptığım şeylerden biri İPSA üye olmak oldu. Şimdi İPSA üye olunca ben kendimi bir şey sanıyordum. Kore'de işte laboratuvar kurduk değil mi? Herkes bana bravo bravo falan diye orada maskot olduk derdi. Herkesi çok sevdi. Usta fotoğrafçıydım Kore'de. Ama aslında fotoğrafçılığın çok daha farklı boyutları olduğunu keşfettim İPSA'ya girince. Diğer fotoğrafçıları ne yaptıkları. Önce aylık yarışmalar, sonra bilmem yıllık yarışmalar vesaire. Yarışmacı oldum ben bir de bire. Peki şimdi tabii sizin o durakları çok güzel anlattınız kronolojisini de. Ama bir de tabii ben fotoğrafa geri döndükten sonrasını şimdi sormak istiyorum. Her fotoğraf çekenin aslında
fahri de olsa bir hocası oluyor bence. O dönemde sizin dönemlerinizi denk düşecek isimler var. İşte Robert Capa'lar, Bressonlar, Man Ray'ler, o dönem kuşağı sanatçılar, yani fotoğrafçılar. Benim tabii sevgili şeyleri vardı, takipçileri. Tabii Cartier-Bresson vardı, Man Ray vardı, Fransız takımı vardı, Duano, Isis, Ronis, Ernst Haas vardı. Ondan sonra meşhur portreci Yusuf Karş vardı. Hı hı. Bir Philip Halsman vardı. Benim en çok sevdiğim abimin kitaplarından zaten ben bunları zaten ilk dönemden dahi hatırlıyorum. Ve bir de buradaki Türkiye'deki Usta Aragüler gibi benim beni çok etkilemiş olan rahmetli Nevzat Çakır gibi. Tabii o ismi herhalde bilirsiniz. Çok dost olduk İbrahim Zaman. Benden önce kıdemli olan fotoğrafçılar. Hep bunlara ben gidip yanlarına gidip ben seninle tanışmak istiyorum dedim ve tanıştım da. Ve kısa zaman sonra 82 yılında Nevzat'ın da yani belki ya bu iş ne derler girişkenliğiyle biz bir grup kurduk. Bu grupta kim vardı? Hepimiz birbirimize etkiliyordu. Yusuf Tübi, Mehmet Kısmet, İlyas Göçmen, Bülent Özgören, Nevzat Çakır ve ben 6 kişilik FO grubu oldu. Bu FO grubu ile birdenbire biz 6 kişilik grupla işler yapmaya başladık. Kitap yaptık biz zaten birlikte. En ünlü yaptığımız işte Kazı Çeşme çalışmaları. Tabakeller vardı. O kokuların, o pisliğin içinde günlerce çalıştık. Eve geldiğimde hanım beni kapıdan içeri aldı. Hep bir kokuyorduk çünkü. O atmosferi değil biz bütün gün kaldığımızda pisliği içinde. Fakat süper bir konu çıktı. Birkaç sene sonra da orayı kapatıldı, orası kapatıldı. Başkale taşındı. Bizim bu anda yaptığımız Kazı Çeşme çalışması 86 yılından bahsediyorum. Kaç sene geçti değil mi? Neredeyse 40 sene geçti demek lazım. Bu dünkü gibi hatırlıyorum. Fikir de benden gelmişti. Gazete. Ondan sonra surları çalıştık vesaire. Başka proje, kapalı çarşıya çalıştık. Bir sürü projemiz oldu. 8-10 sene sonra bir kitap da çıkarttık. Ayrıldık. Çünkü artık birlikteliğimizin bir sonuna geldiği inandık. Herkes kendi yoluna gitti. Dünyayı dolaşıyorsunuz. Türkiye'deki gitmediğiniz bir coğrafya kaldı mı bilmiyorum. Bir iki tane kaldı. Yani defalarca da gittiğiniz, defalarca tabii aynı yerlere gittiğiniz çekiminiz de oldu. Şimdi siz aslında insanları ve mekanları fotoğraflıyorsunuz. Hı. Aslında fotoğraflıyorsunuz değil, gözlemliyorsunuz bence evvelden. Çünkü sonrasında fotoğrafa dönüşüyor bunlar muhtemelen. O hikayeleri, oradaki hikayeleri bize aktarıyorsunuz. Bana göre aslında cümleler kuruyorsunuz. Çünkü aslında fotoğraf hani her ne kadar görsel imge de olsa bize bir hikaye anlatıyor. Evet, şimdi, zaten fotoğrafın tarifinde bu var. Evet, hikaye anlatıcı olması lazım. Hikaye anlatıcı olması lazım. Ben bugün fotoğrafı tarif et derseniz ilk söyleyeceğim şey bir fotoğrafın bir film gibi hikaye anlatması lazım. Hikaye anlatması. Peki, şimdi bunu söylemek çok kolay mı bilmiyorum. Çünkü çok geniş bir yelpazede fotoğraf alanınız var. En temelde belki nokta atışı olarak söyleyecek olursak, ne anlatıyor bu hikayeler? Yani o fotoğraflar nasıl hikayeler anlatıyor ben aslında bize? Ben düşündüğümü söyleyeyim, bilmiyorum. Belki başkası farklı bir şekilde tarif edebilir fotoğrafı. Fotoğraf bir defa çekmeden önce orada fotoğraf olabileceğine dair bir şey hissetmeniz lazım her şeyden önce. Daha değil mi? Burada fotoğraf var duygusunun sizin beyninize bir yerde mesaj vermesi lazım. 2011 yılında biz Küba'ya gittik. Sonra bunun sergisi Kültür Üniversitesi'nde açıldı. Sergisi açıldı. Küba'dan portreler diye bir üniversite açıldı. O zamanki rektör beni herkese takdim ederken dedi ki İzzet Bey bir şey sormak istiyorum. Şimdi dedi dijital fotoğrafçılık çıktı dedi. Makineler eskisi gibi manuel değil. Her şey dedi otomatik. Metraj kendi kendine ayarlanıyor. Diyafram deseler otomatiğe koyuyorsunuz. Şahane fotoğraflar yapıyor. Peki ISO'su deseniz eskiden ışık kullanmak gerekiyordu. Geceleyin daha hassas filmler kullanıyorduk. ISO da otomatik. Peki deklanşörü basmaktan başka ne kaldı size? Siz sadece deklanşörü mü basıyorsunuz diye bir soru sordu bana. Hı hı. Ben de dedim ki Sayın Hocam dedim deklanşörlerin hepsine katılıyorum. Makineler eskisi gibi değil. Bugün her şey daha kolay, daha otomatik. Yalnız dedim bir yerde ben düzeltme yapabilir miyim sizi fazla şey etmeden? Dedim ki biz fotokopi çekmiyoruz dedim, fotoğraf çekiyoruz. Bu çok önemli bir şey. Ben dediğim aslında. Fotokopi ile fotoğraf arasındaki farkı, herkes fotoğraf çekiyor ama herkes fotoğraf çektiğini sanıyor. O fotoğraf çektiğiniz zaman sizin orada hisseniz biraz önce bahsettiğim burada fotoğraf var duygusunu, o fotoğrafın bir öykü şeklinde taşıması lazım. Eğer mümkünse
Eğer siz bir tarz oluşturmuşsanız, ışığı ile, geri planı ile, fotoğrafı geri planı ile, kadrajınızla, içindeki ruhu ile siz bir kendinize göre bir tarz oluşturmuşsanız, o fotoğrafın size ait olduğunu bilmesin. Aa, bu İzzet Kerber'in fotoğrafı demesi lazım. İyi bir fotoğraf. Aslında bir imzanızın olması lazım. İmzanızın olması lazım. Hani ben şimdi kendi büyük ressamlara şey etmek istiyorum. Fakat prensip aynı yani, değil mi? Bu bir Renoir'dır, bu bir Picasso'dur, evet. Bu bir Braque'dır, bu bir Van Gogh'dur, bu bir Klimt'tir diye söyleyeyim. Bu Klimt'tir. Yani belli zaten. Tarzdan belli. Evet. Bu bir İzzet Kerber'in fotoğrafı olabilir demesinden daha çok hoşlanıyorum. Demek ki o sizin o andaki duyguyu taşıması lazım ve yıllar sonra da göründüğü zaman hatırlanması lazım. Bu da çok önemli. Aa, ben bu fotoğrafı biliyorum demesi lazım, değil mi? Yani bugün bir tanımış bir bestecinin müziğine tabi bu Schubert'tir, evet. Bu Schumann'dır, bu Brahms'tır filan diye bilmeniz lazım, değil mi? Tabii bu sizin fotoğraflarınız için çok söylenir. Siz de buna katılıyorsunuz zaten. Ben de sizin fotoğraflarınızı baktığımda onu görüyorum. Mimari. Fotoğraflarınızda mimarinin dengesini çok iyi kuruyorsunuz. Bunu zaten aslında sizin fotoğraflarınıza bakan herkes söylüyor. Bir insanın mekanla ilişkisi. Hı hı. Hani hep söylüyoruz aslında fotoğraf ışık. Aslında fotoğraf gölge ve ışığın dengesi diyoruz ama mimari kullanan bir insan olarak sizin için mekanın önemi nedir? Bunu iki şekilde yanıtlamam lazım. Bir, mimari fotoğraf sadece insan değil, mimari fotoğraf mimari fotoğraftır. Herhangi bir tarihi eseri içini veya dışını çekilmesi gerekir, bir tarihi eseri çekilmesi gerekiyorsa bunu nereden, nasıl, hangi açıdan, hangi ışıkla, hangi uzaklıktan, hangi yükseklikten çekmeniz gerektiğini bilmeniz lazım. Eğer unutmayalım ki profesyonel anlamda bir fotoğrafçı bu fotoğrafları kimler için çeker? Bir, ya bir kitap için, ya da bir mimar için, ya da bir tarihi eserin ileride kitapta veya sergide gösterilmesi, o zaman iyi gösterilmesi lazım. Fotoğraf makinesinizi düz tutmazsanız, yamuk tutarsanız, dikeylere saygı göstermezseniz ki mimarlar çok saygı gösterir dikeylere, o zaman amatör çekimler olur. Tabii buna bir şey daha eklemek lazım. Şimdi dijital fotoğrafçılıkta biliyorsunuz ki işin bir bölümü çekimle oluyor. Eskiden hatırlıyorum yüksek binaları çekmek için shift objektif diye bir şey kullanırdık, yani farklı objektifler. Mimari fotoğraflarda kullanan objektifler. Şimdi buna hiç gerek kalmadı. Çünkü hepsi bilgisayarda halledebiliyorsunuz. Renk ayarları ondan sonra. Eskiden filtre kullanırdık. Şimdi gerek var. Bilgisayarda bütün istediğim filtreler var. Sarı mı olsun? Yeşil sarı mı çıktı? Sarıyı yok ederim. Mavi mi çıktı? Mavi yok ederim. Vesaire. Kendi gerçek renklerini eğer biraz gözünüz varsa ezberleyip ve bütün fotoğraflara aynı tonu vermek lazım. Biri sarı, biri yeşil, biri mavi. O tonda olmayacak. Bir sunum yaparken. Çok dikkat etmek lazım. O da bir şey. Şimdi dijital fotoğrafçılığın biraz önce bahsettiğim de şeyde sadece çekim değil, biz işimizin %50'sini çekerken, ikinci %50'sini de sunum yaparken, Eyüp bu hafta çektim dedim ya Eyüp türbesini, biz yarım gün türbeyi çektik, şimdi 3-4 gün şeyim benim bilgisayarda bu fotoğrafları düzeltme. Aslında edit ediyorsunuz. Edit ediyorum, edit evet, ediyorum, edit küçük kusurları bulup. Ben acaba mimari fotoğrafında bu dikeyi biraz kaçırdım mı? Kaçırmış olabilirsiniz. Oradaki çiniler biraz parlamış mı? Oradan bir şey mi girdi? Bu nereden girdi? Bu detayı biz orada fark etmedik. Ya da biraz koyu mu çıktı? Biraz açık mı çıktı? Unutmayalım ki bir fotoğrafta karşınıza baktığı zaman arkada bir beyin ve bir göz yok. Bir makine var sonuçta. Evet. Koyu tarafları ile açık tarafları dengeleme işini biz bilgisayarda hallediyoruz mesela. Çok önemli bir şey. Evet. Bu tabii işin teknik yönü. Hepimiz Aragöller'in ekolundan geldiğimiz için ve Avrupa işte Cartier-Bresson filan diye sokak an fotoğrafı değil mi? Yani habersiz çekilen fotoğrafların yani, değil mi? Onun tadı farklıdır diye değil mi? O yakalama, bir şey yakalama ve insana çok kıymet veririz. Tabii mimari, özel işler, mimari fotoğraflarda o yok mesela. AVM'lerde filan çekerdik. Onlar profesyonel işlerdi filan. Ama bir yere gittiği zaman mimari fotoğraflar ama insanın bulunmasında çok şeydiz. Ama o insan acaba o mekana ait midir yani? İşte o, evet. o ilişkiyi iyi kurmaya çalışıyorum. Bu sadece Türkiye'de değil mi? O arkadaki yapı ile o insanın ilişkisini
ya bizim bildiğimiz küçük sırlarımızla, diagonal kullanarak, ışık kullanarak, bakış kullanarak değil mi? Pluluklar ve netlikler kullanarak değil mi? O ilişkiyi biz iyi kurmaya çalışırız fotoğraflarımızda. İyi yani bir toparlayabilmek lazım. O istifleme olayını değil mi fotoğraf çekerken? Ve ben yıllar o kadar seyahat eden biri olarak artık çok fazla da düşünmeden refleks olarak diyebilirim size. O ilişkiyi kurabileceğimi sanıyorum yani insan ve dolayısıyla benim seyahat fotoğraflarım çoğunda tarihi eserler önünde oraya ait insanları ya da o insanların geri planlarında yani yakından ilişkisi olan, ilişkisi hissettiren fotoğraflar çekmeye çalışıyorum. Peki şimdi ben tabii fotoğraf deyince akla zaman da geliyor. Evet. Aslında bana bence fotoğraf en küçük zaman dilimi. Çünkü andan oluşuyor. Sizin yaptığınız da bir nevi zamanı dondurmak. An kaydedicisi de diyebiliriz. Fotoğraf makineleri de an kaydediyor. Bazen kendinizi böyle zaman avcısı gibi hissettiğiniz olur mu? Oluyor tabii. Tabii ki zaman avcısı gibi. Bunu daha biliyor musunuz? Ben geceleri çok rüya gören biriyim yani. Ve rüyalarda mutlaka her geceki rüyalarda fotoğrafla ilgili rüyalar görüyorum. Yani en çok ben sık sık gördüğüm rüyalar bir yere yani daha önce gitmiş olduğum yerler olabilir. Daha gençliğimde olan yerler de olabilir. Bir daha gidiyorum ve fotoğraf avcısı olarak o yerleri bir daha şu veya bu şekilde çekmek. Maalesef bazı makineyi kaybettiğimi, makinemin çalındığını, makineyi bulamadığımı, yanlış makine aldığımı o tip bir de gergin rüyalarda yani biraz sıkıcı yani uyandırmayı yani gerektiren şeyler de gördüğüm oluyor. Hiçbir gece kaçırmam onu. Dün gece de öyleydi. Önceki gece de her gece. Dolayısıyla ben zaman içinde yaşıyorum. Evet. Bir şey daha eklemek isterim size. O kadar büyük bir arşivimiz var ki. Evet. Düşünün siyah beyazlar, siyah beyaz dönemi, diğer dönemi. Ondan sonra ara verdik tamam. 80'li yaşında tekrar diyalara başladım ben. Diya çekmeye başladım. Derken daha profesyonelle gittiğim zaman 80'li yıl sonunda artık yarışmalardan da ödüller gelmeye başladıktan sonra bu işi artık daha ciddi olması gerektiğini fark ettim. Ve daha büyük, tam profesyonel bir orta format makine aldım. Evet. Pentax 67. Objektifleriyle. 2000 o yıllara geldiğim zaman artık beni kazandığım ödüllerden dolayı biraz ismimi bilen ve işlerimiz çok iyiydi. 97'den beri sadece biliyorsunuz 1997'den beri tekstil işi kapandı. Evet. Kapatmak zorunda kaldık. Onu size anlatmıştım ben geçen konuşmamızda. Ve ben 60 yaşındaydım o zaman 61 yaşında. Ve sadece fotoğraf çekerek geçinmeyi şey diyoruz. Tamam evimiz var ama ev bile bitmiyor. Evet. Yani bu geçim şeyimiz de var. İstanbul'un pahalı bir semtinde oturuyoruz. Her şey orada ucuz değil. Gidip gelip iki arabamız var, eşim ve bir arabam var. Bunları karşılamak için ben fotoğraf çektim ve kısa zamanda mimari fotoğraflar olsun, AVM'ler olsun aranan bir fotoğrafçı artık gün veriyorduk. Fakat cep telefonlarının gelmesiyle 2015'ten sonra bu biraz azalmaya başladı. Herkes kendi akıllı telefonlarla daha profesyonel fotoğrafçılara gerek bulmadı. Yavaş yavaş biz de kendi kabuğumuza çekildik. Şimdi ben kendimi artık para getiren işler değil, kalıcı. Biraz önce bahsettiğin gibi. Ve acaba memleket, ülke ararına ben acaba ne çekebilirim? Yani bunu yaparken seviniyorum ben de, heyecan duyuyorum. Evet. Çünkü fotoğrafa gitmek, her sabah bir bugün fotoğraf var dediğim için benim için o bir bayram günü gibi bir şey oluyor. Evet, sizin için hani bayram, oyun alanı. Değil mi? O bayram, çocuklar da bayram günü sevinçli olurlar ya. Benim o gün akşamdan ben o sabah fotoğraf var ne iyi diye o şekilde diyelim 7.30'da ben şey koyuyorum değil mi çalar saatimi kuruyorum 4.30'da uyanıyorum filan yani hala öyle ama emin olun. Şimdi fotoğraf çekenler için şöyle bir şey söylenebilir aslında. Aslında onlar flanör. Yani fotoğrafçılar flanör oluyorlar çünkü aslında her şeyi gözlüyorlar. Her şeyi bir şekilde bir yerden bakıp, bir açıdan bakıp izliyorlar. Şehri, toplumu, sessizce izlemek. Evet. Yani bir yerden bakıp izlemek. Bir insan için nasıl bir tatmin? Bir tatmin. Çünkü ben orada bir maç kazanmış gibi oluyorum. Bir şeyi keşfettiğim zaman bir bakın. Gidip o gün belki 100 tane fotoğraf çekeceğim değil mi bir günde?
bir tane baba fotoğraf olması beni çok mutlu ediyor yani. Evet. Hakikaten baba fotoğraf ne demek? Yani bir dünya çapında ha bu ya bayağı fotoğraf denebilecek. O kadar jüride bulunduğum ki hangisinin kalıcı, hangisinin ödül kazanabilecek kapasitede doldurur artık biliyoruz değil mi? Ayda bir iki tane jüri evet. Yıllardan beri öyle olduğu için hep de uluslararası yarışmalarda da jüri bulunduğumuz için dışarıdaki fotoğraflarda daha da dışarıdaki insanları hangi beklenti için dolduklarını iyi kötü biliyoruz. Ve neyin fotoğraf olabileceği hakkında bir inancım var. Ve orayı ben dediğim gibi maç gibi oluyor bu ve galip geldiğim zaman o maçı o istediğim fotoğrafı elde ettiğim zaman eve de şimdi gidiyorum ben. Mutlu oluyorsunuz. İlk gel eşime diyorum gel bak bugün ne çektim. Yani gel bak çünkü fotoğraf paylaşılan bir şey biliyor musunuz? El paylaşılması hiç kıymeti yok. Ben şimdi o fotoğrafı çekip kendimi içime kapansam, bir kimseyle paylaşamazsam, mesela sizin bu anda paylaşıyoruz, fotoğrafı yaşamını paylaşırım ben sizinle. Evet. Bu yani fotoğrafçının güzelliği evet. Sadece kendinize değil, insanlarla, güzel duygularla, güzel dostluklarla, ilişkilerle paylaşma. Ben bu konuda öğrendim ben bunu zaten, bu paylaşma ne olduğunu. Peki şimdi tabii Ayasofya sizin... Fotoğrafçılık hayatınızda mihenk taşlarından bir yeri. Çünkü siz Ayasofya'ya yine az önce söylediğiniz aşkla gidiyorsunuz. Her türlü dönemini çekmiş olabileceğinizi düşünüyorum halini. Evet doğru. Şimdi kitap olacak belki çektim. Evet. Mehmet Bey'le olan fotoğrafı. Şöyle bir tabii kutsal bilgeliğin sembolü. Bunun tabii ki derinliğini, Ayasofya'nın kıymetini, önemini herkes bilecektir. Ama bugün cami. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Siz bugüne kadar çok fazla gittiniz. Ayasofya'yı çok fazla çektiniz. Farklı bölümlerini. Yaptığınız o çekme eylemini ibadet olarak görüyor musunuz? Şimdi eşim bana dedi ki, bir gün benimle beraber geldi bana. Dedi ki, bak Ayasofya eskiden müzeydi. Şimdi cami oldu. Fakat hiçbir şey kaybetmedi. Eskideki eski sihirini hala hissediyorum dedi bana. Eşim söyledi bana bunu ve doğru yani. Şimdi biz fotoğrafa değil, cami olduktan sonra onun atmosferi değişmedi yani atmosfer. Ve ben bunu hissediyorum. Her gidişimde, her artık o kadar iyi tanıyorum ki, her evet. Kolunu ezbere, nerede evet. Bir yerde mozaik varsa, hangi köşede. Çünkü 100 kere gittim belki, 150 kere falan gidince, gün boyu da kalınca artık hayatın bir parçası gibi. Ben oranın adamı gibi geliyor. Açılmayan yerler bizim için açıldı. Özel kimsenin belki de görmediği kısımları kimse görmediği de daha önceden de ben zaten evet. iyi ilişkiler sayesinde aşağıdaki hatırlıyorum Ayasofya'nın altındaki odalara da girdik. Mozaiklerin bulunduğu. Fakat beni şu anda benim en çok düşündürücü bir şey bu. Ayasofya tamam cami ama camiden önce de bir yerde bir dünya çapında bir dünya eseri. O dünya eseri getirmeyi bir yerde bir kitap yapılacaksa sadece cami bölümünde değil, yani namaz kılan insanları göstererek değil, kitabın belki baş tarafında, ayrı bir bölümde, Bizans bölümünü de göstermek lazım. Benim inancım böyle yani. Benim hayat görüşü böyle diyemiz, değil mi? O mesela, o yukarıdaki mozaikleri, peki caminin neresinde takdim edeceğiz biz bunları diye sorduğum zaman, tam net bir cevap alamıyorum ama bir kitap yapacaksak o mozaiklerin bir yerde, kitabın ayrı bir bölümünde, başında mı artık sonunda mı bilmiyorum. Mutlaka şey çünkü Ayasofya bir dünya mirası yani. Sizin Osmanlı mimarisine dair fotoğraflarınız evet. Var. Özellikle Mimar Sinan eserleri. Doğrudur. Şimdi kültürel aktarımda fotoğrafı nasıl konumlandırıyorsunuz? Çünkü çok önemli bir belge aslında. Ve belki de siz her anını fotoğrafladığınız için de farklı açılardan da çok güzel bir kültürel aktarım. Sizce fotoğrafın nasıl bir önemi var orada? Çok var. Çünkü bir defa herkese, bakın Mimar Sinan'ın kitaplarını karıştırdığım zaman ben, daha önce ne çekilmiş diye bakıyorum. Mimar Sinan'da kim gelmiş? Sami Güler tabii bunların o zamanki 40-50 sene önceki Türkiye'nin en büyük ustalarından biriydi. Çok da dostumdu Sami rahmetli Sami Güler. Fotoğrafa bakıyorum. Ama o kitaba baktığım zaman şimdi, Mimar Sinan'ın dönemi kitaplarla ve bugünkü teknolojiyle çok büyük fark var. Ben o eski kitapları yani daha iyi olabilirdi diye düşünüyordum şimdi. Yeni teknolojinin gelmesiyle, yeni dijital makineleri, biraz Photoshop bilgisinin artmasıyla o özellikle o tip mimari eserlerin kendi renkleriyle, bakın çok önemli bir şey söylüyorum, renklerine kavuşması. Fotoğraflarda bir kitapta bakıyoruz, kendi renkleri değil. Renklerde kaymalar var.
Eskiden bunları kimse görmüyordu. Ben şimdi bunları biraz Photoshop kendime göre diyeceğim. Çok büyük uzman olmasam dahi renkleri tarayacak kadar uzmanlaştım. Kendi renklerini diyor, türbe çekiyorum dedim size ama o renkleri bulmak lazım. İçindeki gerçek renkleri. Şimdi bu eserlerin çekiminde demek ki vakit geçtikçe bu eserlerin daha usta mı desem, daha gelişmiş makerlerle mi desem, daha tecrübeli bir gözle mi desem çekilmesi ülkemiz için çok iyi. Mesela mükemmel işler yapan Ahmet Ertuğ var. Onun eşi, şapka çıkarıyorum ben yapmış olduğu işlere. Yani, çünkü... yani aslında şöyle mi diyorsunuz? Siz bir yapının, herhangi bir mirari bir yapının, kendi gerçekliğiyle fotoğrafa aktarılmasını önemli buluyorsunuz. Bu renk, biçim, açı. Bir şey açı, daha, bir de açı, 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 evet. Açı da var, köşe de var. Eminim ki benden daha da usta bir fotoğrafçı da gitse aynı açıları bulmayız. Hep farklı açılar değil mi? Ben derinliğe çok önem veriyorum mesela. Mutlaka bir fotoğrafta derinliğin, iki boyutlu olan bir fotoğrafı gizli böyle benim bildiğim, yani küçük numaralarla mı desem, küçük bilgilerle mi desem ya değil mi? O fotoğrafa derinliği vermeyi bilmek lazım. Evet. O dediğin gibi o diyafram, farklı diyaframlar kullanarak, ön plan kullanarak değil mi? Bazen de insan kullanarak onu biz meydana getiriyoruz. Tarih eserlerde bu çok önemli. Hafızınız. Yani kronolojiyi hatırlamanız, kendi kendinizi... duyuyorum. Evet. Öyle bir yetenek bahşedilmiş. Bir de tabii görsel yetenek. Yani aslında gözümüzün görme kapasitesiyle alakalı. Bu tabii ki siz daha iyi bileceksinizdir benden. Yıllar geçtikçe daha da gelişen, daha da değişen de bir tarafı var bence. Şimdi siz bugün kendinize baktığınız zaman, çünkü siz onu deneyimleyecek bir insansınız da. Yani sürekli aynı mekana gidip farklı zamanlarda fotoğraflıyorsunuz. Çok yapıyorum bunu. Yapıyorsunuz. Çok, tabii. Peki şöyle bir şey mi vardır? Kusurlarımı görüyorum, onları düzeltmek istiyorum. Çok onu soracağım. Hala İzzet Kir var, bugün bile. Kendi fotoğraflarında kusur buluyor çok, mu? Çok. Zaten böyle o tersini söylesem, bak kibirli adam, aynı kendini beğenmiş falan dersiniz. Mümkün değil ki. Ben doğruyu söyleyen biriyim hakikaten. Kendi fotoğrafı kusur da görüyorum. Daha önce ben bu hatayı nasıl yaptım diye kendi kendime kızıyorum. Çok oluyor tabii. Buna mukabil tabii ki bu kadar milyon, 1,5-2 milyon fotoğraf barındıran bir arşivi de onu konuşmadık sizinle. Tabii bu, bir fotoğraf aradığınız zaman rahatlıkla bulabiliyorum o kadar büyük bir miktar içinde geliştirdiğimiz bir sistemle. Her zamanki gibi bütün fotoğrafların sorusuna geleceğim tabii. Bunlar benden sonra ne olacak bu fotoğraflar? Evet değil mi? Çok aşırı mesela. Evet. Şimdi bir şey söyleyeyim size. Bir fotoğrafçı kaç fotoğrafla temsil etmek edilir yani? 1 milyon fotoğrafla değil herhalde. Evet. 500 fotoğraf yeter dağıtlar. Evet. Değil mi? Ya da bir içindeki hani açık karşılanacak fotoğraflar da varsa içinde hani albümlerde olan hani dijital sistemde 5000 fotoğraf yeter de artar belki. Böyle 1,5 milyon fotoğrafı var diye yani fiyaka yani hiçbir şey yararı yok. Zaten sizin 60 fotoğraf bile sizin kapasitenizi görme yeter. Bırakın 500'ü. Ama bir müzede tabii ki çeşitli dönemlerin tarzları olduğu için kaç kere tarz değiştirmeye çalıştım. Fakat ben yine bugün ne olursa olsun bu karşıda gördüğünüz fotoğraflar görüyorsunuz. Kolaj fotoğrafları mesela değil mi? Evet. Sergiler açıldı. Model daha yani bu arada pek duvarlarda olmayan fakat tamamen soyut şekillerden hem bilgisayar oyunlarından hem kolaj şeklinde birçok şeyi denedim. Ama bugün gerçek olan bir şey varsa ben bir klasik fotoğrafçıyım yani değil mi? Aragelir ekolundan gelen ve her şeyden önce Türkiye'yi tanıtmaktan, Türkiye'nin en güzel yerlerini tanıtmaktan, Türkiye'yi yurt dışına tanıtmaktan zevk alan ve bunun araştırması içinde olan bir kişiyim. Şimdi bir de bunu yaparken mutlu oluyorum yani ben şimdi. İzzet Bey, ben bu tüm anlattıklarınıza baktığım zaman aslında bir ömrün özeti gibi sizin o hala içinizde taşıyan heyecanın çok ilham olduğunu düşünüyorum. İzleyicilerimiz için de öyle olacağını düşünüyorum. Mutlaka bir zamanda yeniden karşılaşacağımızı umuyorum. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Asıl ben teşekkür ederim, sağ olun.